Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sevgiye, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere bu çektiğim 7. video olmuş oldu. Bu benim için de küçük bir rekor denemesi açıkçası. Çünkü normalde her cumartesi olmak üzere ayda 3 veya 4 tane video ancak çekebiliyordum. Şu an bu karantina süreci benim için kendimi bir geliştirme fırsatı oldu bence. Bunu bu şekilde bu haftayı ona tamamlayacağım diye düşünüyorum. Ben bu videoyu çekerken şu an saat 5 sularına geliyor. Ofise uğradım bugün. Ofiste böyle birkaç küçük işim vardı. Uzun zaman sonra hani ilk defa böyle dışarı çıkmışım gibi bir durum oldu açıkçası. Benim için de çok enteresan bir süreçten geçiyoruz açıkçası. Bu videoyu da zamanlamasını saat 8'de yayınlanacak şekilde ayarlayacağım. Bu videomuzun konusunu şu şekilde düşündüm. Malumunuz bugün İstanbul'da hava çok güzel. Sanki böyle birazcık bahardan kalmış gibi bir güneş vuruyor. Ama aynı zamanda serin de bir hava var. Rüzgarlı da bir hava var. Akşamları özellikle çok serin oluyor. Yani tam olarak bir geçiş mevsimindeyiz açıkçası. Ben de o yüzden sizlere geçiş mevsiminde kullanabileceğiniz iddialı, çarpıcı, güzel, etki yaratan parfümlerden bahsedeceğim. Hem kadın kokularından hem de erkek kokularından. Tabii ki sizlere bunların DP'deki bulabileceğiniz kodlarından da bahsedeceğim. İlk olarak kadınlardan başlayalım. Kadınlarda benim ilk önerim C33 koduyla DP'lerde bulabileceğiniz Chloe Love isimli parfüm. Chloe Love biliyorsunuz şekerli pudra kokusu. Çok güzel bir parfüm. Tabii hani bilenler biliyorlardır. Ben her şeyi biliyorsunuz diye varsayıyorum bazen. Şekerli pudra kokusu. Çok güzel, çok hoş bir parfüm. Ve ben DP'deki muadilini birebir orijinaliyle aynı kalitede bulduğum parfümlerden bir tanesi. Kötüyse kötü, ben bunu size her zaman söylüyorum zaten. Ama Chloe Love'ın bence orijinaline o kadar fazla para vermenize gerek yok. İçerisinde çok güzel sandal ağacı notaları bulunduran etkili bir parfüm. Çok tatlı. Chloe Love'ın bence yeşi yok. Her zaman kullanabileceğiniz, özellikle de şu mevsimde çok güzel kullanabileceğiniz, sizi baymayacak, boğmayacak, aynı zamanda arkanızdan etki de yaratabilecek olan bir parfüm olduğunu inanıyorum. İkinci bahsedeceğim C26 koduyla bulabileceğiniz 212 Sexy Carolina Herrera isimli parfüm. 212 Sexy birazcık odunsu tarzda kokan bir parfüm. Ama daima ve daima favorilerden. Çünkü Sexy adından da anlaşılacağı üzere etki yaratan bir parfüm. Etki bırakan bir parfüm. Ve bu parfümü hani daha önce hiç denemediyseniz, hiç kullanmadıysanız size iddia ediyorum bu parfüm bağımlısı olabilirsiniz. Bu parfümden vazgeçmeyebilirsiniz. Çünkü bu parfümün şöyle bir özelliği var. Aslında imza kokulardan dediğimiz parfümler arasında yer alıyor. Yani kullanan kişi çok da fazla böyle sürekli parfüm değiştirmek istemeyecektir. Sürekli aynı parfümü, yani sürekli Sexy'yi kullanmaya devam edecektir. Bunu kendi kokunuz yapabilirsiniz aynı zamanda. Üçüncü bahsedeceğim. E17 koduyla bulabileceğiniz DP'lerde Eska'nın Magnetizm. Eska'da Magnetizm aromatik meyveler içeren bir parfüm. Daha çok kırmızı meyveler ağırlıkta kokan bir parfüm. İçerisinde vişne çürüğü var ve baskın olarak da bunu hissediyorsunuz. Aynı zamanda vanilya aromalarıyla beraber şeker havası da alabileceğiniz bir parfüm. Bana birazcık daha böyle bu parfüm böyle demir kokusunu da andırıyor. Böyle sanki böyle demirin üzerine böyle bir vişne çürüğünü böyle iyice böyle ezmişsiniz böyle sürtmüşsünüzdür, bilmiyorum demirin de böyle bir kokusu var mıdır, ama yani bu parfüm bana o tarz bir havayı böyle çok çağrıştırıyor. Çok enteresan, değişik bir parfüm. Bir diğer bahsedeceğim B20 koduyla geçen Bulgari'nin Yasmin Noir isimli parfüm. Yasmin Noir isminden de anlaşılacağı üzere yoğun, buram buram yasemin aroması kokan bir parfümdür. Yasemin çiçeği kokan bir parfüm. Yasemin ve ben buna karışık pudra parfümü diyorum aslında. Yaseminli pudra kokusudur Bulgari Yasmin Noir. Ve bu parfümde şöyle enteresan bir şey var aslında. Genelde yasemin notası aslında parfüm biraz daha uçuş, biraz daha hafif bir hava katıyor, ama Bulgari'nin çıkarmış olduğu bu parfümde yasemin en ağır, en hani yüksek perdana tonunu hissedebileceğiniz bir parfüm. Bu anlamda iyi bir parfüm seçeneği olur. İyi bir mevsim geçiş kokusu olur. Ve son olarak benim size önerim Y3 koduyla DP'lerde bulabileceğiniz Yves Saint Laurent'in Manifesto isimli parfüm. Manifesto da süper etki yaratan parfümlerden bir tanesi. Sitrik, yani limonsu tarzlarda aromalar barındıran bir parfüm. Bu anlamda etkileyici kokulardan bir tanesi. Sitrik yanı sıra vanilyatik de karışımlar bulunduruyor parfüm içerisinde. Bu nedenle de çok da kalıcı bir parfümdür.
Hemen erkek kokularına geçelim istiyorum. Erkek kokularını da C15 koduyla bulabileceğiniz 212 VIP isimli parfüm oldukça meyvemsi aromalar içeriyor. İçerisinde elma notaları bulunduruyor. Yanlış duymadınız. Elma, birazcık da limon kokusu karışımı bulunan hoş bir parfüm. Yani çok fazla böyle bu kategorideki parfümler çok böyle ağır, işte çok insanı böyle boğan, bayan tarzda değil de birazcık da aromatik kokular bence çok daha iyi geçiş kokuları olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer bahsedeceğim D19 koduyla geçen Diesel'in Full for Life isimli parfüm. Full for Life de oldukça güzel, yumuşak tarzda kokan bir parfüm. 212 VIP ile hemen hemen aynı tonda giden bir parfüm. VIP'den sadece birazcık daha böyle daha spor, daha fresh, daha böyle su tarzı aromalara yakın kokuyor diyebilirim aslında. Bir diğer bahsedeceğim B3 koduyla geçen Versace'ın Eros. Eros'u ben çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü Eros bana böyle çok böyle tertemiz, çok nane, çok fresh kokuyor. Çok okyanus esintileri kokuyormuş gibi geliyor daima. O anlamda çok güzel bir parfüm. Ama genelde bu tarz hani uçucu kokular çok hafif tarzlarda olabiliyor. Çok hafif tonlarda olabiliyor ama Eros da şöyle birazcık hani sitriğin de katmış olduğu bir keskinlik de var. Ama bu sizi rahatsız edebilecek olan tarzda bir keskinlik değil. Bu anlamda iyi bir geçiş kokusu olduğuna inanıyorum. İyi bir kalıcı koku olduğuna inandığım bir parfüm. Eros'un DP'deki muadili de gerçekten muhteşem derecede başarılı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Orijinaline o kadar para vermeyin. Bir diğer bahsedeceğim erkek kokusu A13 koduyla geçen Armani Code. Armani Code da klasikleşmiş imza parfümlerden. Armani Code'u da kullanan bir insan sürekli Armani Code'u kullanmaya devam eder. Başka koku istemez genelde. Almak isteyen kişi A13 almak istiyorum der. Sürekli buna bu şekilde devam ettirir. Ona başka hiçbir parfümü kabullendiremezsiniz, değiştiremezsiniz. Çünkü o parfüm o tutulmuştur. Armani Code da bu şekilde sportif kokulardan bir tanesi ve iyi bir geçiş kokusu olur. Yeni bir şey keşfetmek isteyenler için de böyle sürekli kullanacağım bir parfüm olsun diyorsanız da eğer Armani Code'u da tercih edebilirsiniz. Sürekli parfümünüz, imza kokunuz bu kokuyu yapabilirsiniz. Bir diğer bahsedeceğim erkek kokusu P5 koduyla geçen One Million. Erkek One Million bana Escada'nın sanki erkek versiyonuymuş gibi geliyor. Nedendir bilmem. Bunu da çok fazla kişiden de duymadım ama bana sanki böyle vişne tarzı aromaları andıran bir parfüm erkekte. Çok böyle enteresan vişne tarz, vişnenin böyle sanki karıştığı içerisinde lavanta özleriyle karışık bir vişne havası andıran bir parfüm. Hem böyle tatlı bir aroması var hem de böyle nasıl diyeyim, biraz böyle keskinliği de var bu parfümü. Çok enteresan bir parfümmüş gibi geliyor bana açıkçası. Ama yine böyle çok yoğun, çok buram buram vurucu tarzda kokulardan olmadığı için geçiş mevsiminde yakıştırdığım ideal parfümlerden. Bu geçiş mevsimindeki aslında sunduğum parfümler fark ettiyseniz hem böyle baskın, ben buradayım diyebilecek tarzı olan parfümler. Hem de sizi rahatsız etmeyecek tarzı olan parfümler. Yani şu havalara çok ideal bulduğum kokular bence. Birazcık da böyle hem sizi böyle sıcak bir hava hissettiriyor. Aynı zamanda sizi yormadığı için, boğmadığı için fresh de hissettiriyor. Aynı zamanda temiz bir hava da katıyor size. Umarım bu parfümler hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.